baklavasıyla, birbirinden güzel yemekleriyle, türkülere konu olmuş hamamlarıyla cennet köşeler bu hafta Doğu'nun Paris'i Gaziantep'te. Cennet köşeler bu hafta nerede? Gaziantep'te. Nerede? Gaziantep'te. Gaziantep'te gezerken birçok hamamla karşılaşıyorsunuz. İşte o hamamlardan bir tanesi tarihi Naip Hamamı. Hemen yan tarafında ise Gaziantep Kalesi duruyor. Gaziantep'e gelip de Gaziantep Kalesi'ni gezip görmeden gitmek olmazdı. Şimdi sizler için Gaziantep Kalesi'ni geziyoruz. Tarih boyunca bu bölgeyi korumuş, nice savaşlara sahne olmuş Antep Kalesi'ni görüyorsunuz. Bu kalenin birçok hikayesi var. İsterseniz bu hikayelerden birkaçını dinleyelim. Fransızlar diyor ki Antep'e teslim ol. Teslim ol deyince beyaz bayrak çekin diyorlar. Türk bayrağını indirin. Antep'te beyaz bayrak bulamayınca biz diyor Türk bayrağını indirmeyiz ama oraya kefenden yırtıp bayrak gibi asıyorlar. Buna da kefen bayraklı Gaziantep Kalesi denilebiliyor bazı yerlerde. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşları en fazla benim kadar olan 14 tane genç Gaziantep halkına yardım için erzak ve yiyecek getiriyordu. Fakat Fransızlar bu gençleri yakaladı ve bir eve hapsedip ölüme terk etti. Gaziantep deyince akla gelen şeylerden birisi de halıdır. Şimdi Gaziantep halılarının hikayesini dinliyoruz. Gaziantep halıda neden bu kadar başarılı? Gaziantep tarihten gelen bir çizgisiyle, İpek yolunun üzerinde bulunmasıyla ticaretin bir merkezi. Gaziantep'te halı ve kilim daha önceden de üretiliyordu. Bu son teknoloji bilgisayarlı halı tezgahları da çıkınca hemen yeniliğe de açık olan, çok girişimci olan sanayicilerimiz yeni tezgahların siparişini verdiler ve hırsı, çalışkanlığı da ekleyince buralara geldik. Metalik elyafla yapılmış olan simli bir halı. Bu ilk defa makine halısında uygulanmış. Evet. İlk defa uygulanmış bir yol. Bir şey olduğu için inovasyon ödülüne layık gördük. Bu yıl yine bambu elyaf ipliğinden oluşturulmuş bir halı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun verdiği özellikler var. Serinlik hissi, antibakteriyel olayı. Yazın daha da böyle bir serinlik hissi verdiği için, doğal bir ürün olduğu için yine farklı. Gaziantep'te her yer buram buram tarih kokuyor. Arkamda tarihi Şirvani Camisi'ni görüyorsunuz. Şimdi bu caminin özelliklerini arkadaşımızdan dinliyoruz. Bu camiden dünyada sadece iki tane var. Bu şerife mesela çift şerifedir. Birbirini görmeden birinci merdivenden çıkarsın, ilk şerifeyi ikinci merdivenden çıkarsın, iki şerifeye çıkarsın. Yani birincisi Avrupa ülkelerinden birisinde, diğeri de Gaziantep'te. Gaziantep'liler güne katmerle başlıyor. Peki ama katmer nedir? Katmer bir tatlı çeşidi ve şimdi Murat Bey'den katmer neymiş öğreneceğiz. Katmer Gaziantep'te sabah kahvaltısında tüketilen, eskiden beri de yeni evlilerin düğün gecesinin ertesinde sabahları sadıçlarının sabah kahvaltısı için kendilerine götürdükleri bir tür tatlıdır. Katmer adını çok ince açılmış ve kat kat olmasından aldığını düşünüyorum. Katmer aslında bir Anadolu gerçeği. Anadolu'nun her tarafında bu ürünü bulabilirsiniz. Tarihi Gaziantep sokaklarının bir özelliği de dar olması. İnsan bu sokaklarda gezerken kendini tarihin kaybolmuş sayfalarında hissediyor. Sizler için turumuz devam ediyor. Sokakların bu kadar dar olduğuna bakmayın. Evlerin içleri oldukça geniş. Ve evler taşlardan yapılıyor. Taşların özelliği ise yazın evlerin içini serin tutması, kışın ise sıcak tutması. Gaziantep evlerinin bir özelliği de avlularının çok geniş olması. Ama Gaziantep'te avluya avlu demiyorlar, hayat diyorlar. Niye mi hayat diyorlar?
Çünkü hayatlarının büyük bölümü burada, bu havluda geçiyor. Yani bu hayatta geçiyor. Teyzeciğim, nasılsın? İyiyim. İsmin ne? Sevil Esubaşı. Burada mı oturuyorsun? He, burada oturuyorum. Kaç senedir burada oturuyorsun? 5 senedir burada oturuyorum. Daha önce nerede oturuyordun? Son mahallede oturuyordum. Yine burada oturuyordun? He? Hep burada mıydın? Hep bu mahalledeydim, he. Eşin nerede, yok mu? Var, içeride, o hasta yatakta. Hasta yatakta, geçmiş olsun, neyi var? İhtiyar, hasta. Ben şekerim, bundan sonra program ben sıkacağım. Işıl, ne yapıyorsun Işıl? Benim işimi elimden mi alacaksın? Hayır. Hayır, mikrofonu da bırakmıyor. Hayır diyor ama mikrofonu bırakmıyor. Kaç yaşındasın Işıl? 7. Arkadaşlarınla mahallede ne oyun oynuyorsunuz? Üç tane. Bak, mesela saklambaç oynayabilirsiniz, seksek oynayabilirsiniz, lastik oynayabilirsiniz. Hangisini daha çok seviyorsun? Saklambaç. Lastik oynuyor musunuz? Evet. Gaziantep'te gezdik dolaştık. Şimdi bir mobilya mağazasındayız. Gaziantep'te gördüğünüz gibi mobilyacılık oldukça gelişmiş. Gaziantep'te evler büyük. Mobilyalar da buna göre büyük mü oluyor? Biraz evler diğer batıdaki şehirlerdeki ölçülere göre daha büyük. Gaziantep eskiden beri, eski tarihi evlerini de bilirsiniz. Kocaman, güzel, şık evlerdir. Şu anda da yine yeni yapılan evler Gaziantep'e uygun. Eski geleneksel evlerden biraz daha uzak ama yine geniş, büyük evler. Tabii Antep'in biraz daha misafirperver oluşundan da kaynaklanan bir durum. Gaziantep'te salonlar özellikle, yani daha büyük, oturulunca böyle işte 15-14 kişilik yemek takımları, salonlar, masalar tabii ki. Yemek çeşitlerinden kaynaklanan tabii bir sonuç. Gaziantep'e gelip de Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezmeden gitmek olmazdı. Şimdi Cennet Köşeler sizi Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine götürüyor. Evet, şimdi maymunlara cips vereceğiz. Görüyorsunuz elini nasıl uzatıyor. Gördüğünüz gibi cipsi apur apur yedi. İşte geceleri ormanda karşılaşırsanız korkacağınız bir hayvan kurt. Şu anda çok uysal gözüküyor ama gel buraya. Gerçekten dişlerini görünce insan korkuyor. Ormanların kralı, en vahşi hayvanlardan biri olan aslanı görüyorsunuz. Hayvanat bahçemizde küçük bir arkadaşımızla tanıştık. Adın ne senin? Adam. Adı Mehmet Polat. Mehmet Polat. Peki Mehmet Polat, kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Baban dedi ki bana, çok güzel şarkı söylüyor benim oğlum. Söylüyor musun gerçekten çok güzel şarkı? Başkacım, aşkım, başkacım. Anacım, başkacım, başkacım. Evet, lamanın yanındayız. Yalnız öğrendiğime göre lamalar kulaklarını arkaya doğru getirdiğinde tükürüyorlar. Şimdi kulakları arkada, ben de korkuyorum, o yüzden kaçıyorum. Gördüğünüz gibi tükürmeye hazır. Yaklaşsam pum diye tükürüyor lan bana. O yüzden çok yaklaşamıyorum sevgili seyirciler. En çok beğendiğiniz hayvan hangisi oldu? En çok beğendiğim hayvan maymunlar. Maymunlar? Niye maymunlar? Ne bileyim. Maymunlar çok zeki derler. Zeki miydi? Herhalde ondan. Aslanlar çok etkileyici. Size hiç etkileyici gelmedi mi? Belgeselde seyrettiğim için normal geldi herhalde. Sol tarafında hemen develeri görüyorsunuz. Develerin alanı işte bu bölge.
kaç çeşit hayvanımız var? Gaziantep hayvanat bahçemizde 250 tür ve 4000 aşkın hayvan bulunmakta ve bahçemiz Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi. Avrupa'da dördüncüyüz. Hayvanat bahçesine geldin, beğendin mi? Beğendim. En çok hangi hayvanı sevdin? Hepsini. Hepsini. Peki kaç yaşındasın sen? 4-5. 4-5 yaşındasın. Karar ver bir tanesinde, ortasında 4,5 diyelim bari. Olur mu? Olmaz. Olmaz. O zaman 4 yaşında mısın, 5 yaşında mısın? 5. Sol tarafında bir Nil timsahı görüyorsunuz. 4-5 metreye kadar büyüyecek. Şu anda küçük gözüküyor ama büyüdüğünde çok tehlikeli olacak. Suda karşılaşmak istemeyeceğiniz bir cins duruyor arkamda şu anda. Köpek balıkları, hem de bir sürü insan görünce gerçekten korkuyor. İşte suda karşılaşmak istemeyeceğiniz bir hayvan daha. Pirana bir ineği 2 dakikada yiyebiliyorlar. Yanında tatlı su balıklarını görüyorsunuz. Pisi pisi balıkları, yani kedi balıkları. Oldukça uysallar. Gel yavrum de. Gördünüz mü ne kadar uysal hayvan? Bir zamanlar Gaziantep'i işgal eden Fransızların şimdiki Cumhurbaşkanı'nın eşi yakında Gaziantep'e gelebilir. Peki ama nasıl mı? İzleyelim. Burası aynı zamanda Türkiye'deki tek savaş müzesi oluyor, değil mi? Evet, ilk ve tek savaş müzesi olarak düzenledik. Burası gayet önem taşımaktadır. Burada Antep Harbi'de yaşanan olayları canlı maketler halinde, böyle sanki sunumunu yaptık doğal ortamlarda. Mesela burada gördüğünüz şeyde, o zaman yeteri kadar cephanemiz, fişeğimiz yok. Kullanılmış fişekleri çocuklarımız, çocuklara kadar savaşa katılmıştır. Fişekleri toplamak suretiyle getirip İmalat-ı Harbiye olarak kurduğumuz bir atölyede kullanıma sunuyorlar. Gençlerimizin bu müzeye göstermiş oldukları ilgiyi Sadi Bey anlatmak mümkün değil. Aylık bu yaz içerisinde ortalama aylık ziyaretimiz 10.000'in altına düşmedi. Sayın Başkan, burada bir kadın görüyoruz. Bu kadın kahraman kimdi? Evet, bu Antepli Cello'nun kızı diye tabir eden lakaplı bir bayan. Antep Harbi'ndeki en ümitsiz zamanda sokağa çıkıp eline sopasını, baltasını alıp düşmana karşı hücum eden ve erkekleri ateşleyen bir hanımdır. Onun için kadın toplumda önemi büyük. Nasıl bir açılış düşünüyorsunuz? Bir de uluslararası davet yapacağınızı duyduk. O konuda açıklar mısınız? Fransız Cumhurbaşkanı eşi Carlo Bruni'yi davet etmeyi düşünüyoruz. Siyasi otoriteyi kullanmadan. Ha, gayri resmi bir davetle barış davet. Adına, dostluk barış adına mesaj olur diye. Aynen öyle düşünüyoruz. Hatta gelirlerse Fransa'dan Antep'e gelirlerse savaşa katılmış askerlerin aileleri, onlarla ilgili hatıraları, resimleri de varsa. Ha, o onları, bölüm oluşabilir. Fransa'da o bölümü onlarla birlikte oluştururuz. Birlikte de açılışını yapmak suretiyle dünyaya örnek bir savaşın dostlukla sonuçlandığını, dostlukla devam ettiğini günümüzde göstermek adına güzel bir olay olacağını düşünüyorum. Arkamda görmüş olduğunuz bu hummalı çalışma ne diye merak edebilirsiniz. Burada Antep'e özgü bir tatlı yapılıyor. Gelin bu tatlı neymiş öğrenelim. Burada Gaziantep baklavasını yapıyoruz. Gaziantep baklavasının her aşaması çok önemli. Bu özenle açtığımız ince yufkalarımızı tepsilerin büyüklüğüne göre, gramajına göre tartarak burada altını ayrı üstünü ayrı döşüyoruz. Burada da döşeme diye tabir ettiğimiz kaymağını, fıstığını, alt ve üst kısım yufkalarını bitirdikten sonra dilimleme denilen işleme geçiyor. Doğal taştan, topraktan yapılmış, odun ateşinde hazırlanmış fırınımızda pişiyor. Evet, şerbeti dökmeye başlıyoruz usta. Evet, yine baklavamızın en önemli, en tecrübe gerektiren, sanat gerektiren kıvam verme, şerbet verme diye tabir ettiğimiz kısımdayız.
ve artık baklava yenmeye hazır duruma geliyor, evet, değil mi? Burada şerbeti verildikten sonra belli bir süre dinleniyor. Bu 25-30 dakika dinlenme süresi vardır, soğuma süresi vardır. Daha sonra satışa sunuyoruz. Türkiye'de ağ kavramının bittiğini düşünenler yanılıyor. Çünkü Gaziantep'te tam 13 bin kişiye iş veren alakaplı bir iş adamı var. Kim mi? Görelim. Gaziantep'in ağası, Türkiye'nin ağası olarak tanınan Abdülkadir Konukoğlu ile beraberiz. Gaziantep biliyorsunuz sanayide, turizmde, kültürde Türkiye'nin sayılı illerinden bir tanesi. Baktığınız zaman Gaziantep'in tarihine ve sanayisine çok eski. 1300 yıllarından bu yana tekstilcilik var Gaziantep'in genlerinde. Ve aşağı yukarı 15-20 dalda Gaziantep şu anda üretim yapmak. Teşvik almadığı zaman bir sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntıyı Gaziantep'li sanayici akıllılıkla ve kendine güveniyle çeşitlendirdi. Mesela Gaziantep'te eskiden sadece tekstil, makarna, un 3-5 sektörün üstünde ağırlık taşıyordu. Ama son zamanlarda bu teşvikler böyle olmadığı zaman kendi içine döndü ve sektörlerde bazı değişiklikler oldu. Gaziantep'te çeşitlendirmeye gidildi. Mesela şu anda Gaziantep'te bakır sanayi, tekstil sanayinin dışında yine çikolata sanayi kuruldu. Ambalaj sanayi Gaziantep'te çok büyüdü. Gaziantep'in dışına çıkmamamız lazım. Ve biz Gaziantep'te merkezimizi tutacağız. Çünkü bu yörenin insanıyız. Bu yörede para kazandık. Bu yörede de kalmayı tercih ediyoruz. Gaziantep'le ilgili bir sloganımız vardı. Dünyada Türkiye'm, Türkiye'de Gaziantep'im. Abdülkadir Bey çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz. Sağ olun. Kemal abi nasılsın? Hırslan iyi bir adam bek. Nece konuşuyorsun abi? Ne söylüyor gerçekten iyi bu. Sevgili seyirciler hiçbir şey anlamıyorum konuşmasından. Abi ne diyorsun ne diyorsun? Ne söyledin ne söyledin? İyi bak. Ne bağırıyorsun ya? Buraya bak. Gaziantep'in ters adamı Terso Kemal'le beraberiz. Bütün söylediğim sorulara ters cevap veriyor. Öyle bir yeteneğe sahip. Abi nasılsın bu sefer Türkçe ve düz şekilde? İyiyim. Zorlanıyorsun bakıyorum düz konuşuyorsun. Ya. Peki her kelimeyi anda çevirebiliyor musun? İyi bak. Yersenler, sizlerle bir akıllar var. Amerika Birleşik Devletleri. Ayko olsa geç Çekoslovakya. Aynen Almanya. Ben söyleyeyim sen çevir. İyi bak. Tabii. Cennet köşeler bu hafta Gaziantep'te. Evet ne yapacak? Atfahum ilerleyecek cennet. Peki Gaziantep'te normalde nasıl konuşur insanlar? İyi konuşur. Mesela şivesi vardır Gaziantep'in mutlaka. Am yorum yav gelsene buraya Mehmet ağa. Bir daha. Mehmet ağa gelsene buraya yav. Gelip seni bulayım yorum ağam neredesin yav. Gaziantep'te Şehit Kamil Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasındayız. Daha önce burada dünya şampiyonası yapıldı. Fakat şimdi de Gaziantep'li gençler birbirleriyle yarışıyorlar. Adın ne? Alper. Alper kaç yaşındasın? 12. Karşındaki rakibi yener misin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun? Evet. Peki senin adın ne? Murat. Yener misin sence rakibi? İnanıyorum yeneceğim. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Şehit Kamil Belediye Başkanımızla beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum Furkan Bey size. Teşekkür ederim. İlk başta hemen bu organizasyonu sormak istiyorum. Çok güzel bir organizasyon. Evet, biz 3 yıldan beri bu satranç şampiyonasını 19 Mayıs bayramında ve Cumhuriyet Bayramı'nda yapıyoruz. Buradaki maksadımız hem Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklara anlatmak, onun bilincini geliştirmek. Ayrıca da satranca önem vermek. Gaziantep'te bir mağazaya girdik ama bu mağazanın ilginç bir özelliği var. Bu mağazada para geçmiyor. Evet, burası sevgi mağazası.
zenginin kullanmadığı atacağı eşyaları bize telefon ediyor, gidip alıyoruz. Mahallelerde muhtarlar vasıtasıyla teslim ettiğimiz fakir vatandaşlarımıza böyle fiş veriyoruz. Burada da üzerinde fiyatları yazılan puanları var, YTR'si var, değeri var. Burada elindeki bu fişlerden diyelim ki 300 milyonu alışveriş etmiş, 30 tanesini koparıp verip eşyasını alıp gidiyor. Başkanım, bu mağazada gelinlik bile veriyorsunuz ihtiyaç sahiplerine. Hanımlar gelinliklerini, beyler damatlıklarını da veriyor burada gördüğünüz gibi. Bunu fakir kızımız evlendiği zaman gelinlik alma imkanı yoksa gelinlik veriyoruz. Damada damatlık. Gaziantep'te Bakırcı'dayız. Abi nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne zamandır bakır yapıyoruz? Babam mesleği olduğu için ilkokul bitirdiğinden beri bakırcılık işinde yapıyorum yani. Hem ustalık hem satış. Evet. Peki Gaziantep'e özel bir şey mi bakır? Gaziantep'e özel bir şeydir bakır. El işçiliği sadece Antep'e hastır. Mesela Urfa, Diyarbakır sahip çıkıyor ama el işçiliği olarak sadece Antep'e hastır. En zor işçiliklerden biri budur. Piramit model dediğimiz yeni yapılmaktadır. Şöyle bir kaldıralım. Bayağı da ağır sevgili seyirci. Allah, kaldıramıyorum. Bayağı en az 25-30 kilodur bu. 25-30 kilo. Evet. Şu anda peki içi boşalacak.
Belli olmuyor değil mi? Belli olmuyor. Sen sevmiyorsun o zaman. Acıyı sever misin? Evet severim. Ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Gaziantep Ticaret Odası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Teşekkürler Furkan. Şimdi Gaziantep Ticaret Odası'nın önündeyiz ve Başkan Mehmet Aslan'la görüşüyoruz. Gaziantep'in iki sırrı var. Birisi tarihe geçmiştir bu konuda. Gaziantep çok uzun yüzyıllar boyu İpek Yolu üzerinde çok ciddi bir ticaret merkezi olarak hayatiyetini sürdürmüş. Bunların esnen nedenleri çok gerçekçi. İklimi sert, ekilebilir arazisi az. Dolayısıyla insanlar ya üreterek ya ticaret yaparak geçimlerini sağlama doğrultusunda bir gelişim göstermişler. Gaziantep'in sanayi yapısına baktığınız zaman 4 tane organize sanayi bölgesinde 700 işletmesi ve 100 bin istihdamı var. Tüm Gaziantep'te yaygınlaşmış 10 bine yakın küçük orta büyük işletme var ve Türkiye'de ne üretiliyorsa Gaziantep'te üretiliyor. Bundan daha ötesi Gaziantep şu anda çok önemli Orta Doğu'nun lojistik merkezi olma konusundaki gelişimini sürdürüyor. Ama yeterli mi değil, biz Gaziantep olarak sadece Orta Doğu'da bir ticaret ve sanayi merkezi olmadan öte bir kültür, turizm, fuar ve kongreler merkezi olma hedefine doğru da yürüyoruz. Ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Sanayi Odası Başkanımız Necat Koçer ile birlikteyiz. Son 20-25 yıllık Anadolu sanayileşmesi içerisinde Gaziantep birçok konuda öncü ve örnek olmuş bir şehir. 4 organize sanayi bölgesiyle, 2008 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefiyle, dünyanın 154 ülkesine yaptığı ihracat ve çok geniş ürün çeşidiyle birlikte çok önemli bir sanayi gücüne sahip. Gaziantep marka ve patent tescilinde son 5 yılda Anadolu'da rekor kıran bir il oldu. Bizim şehrimizde bulunan birçok sektör aslında Türkiye'de yaygın görülen geleneksel sektörlerin dışında üretimler yapıyor. Yani bu anlamda biraz daha şanslıyız diyebilirim. Ancak tabii ki yaşadığımız bu global kriz içerisinde bu krizin etkilerini hissetmemek mümkün değil. Necat Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Gaziantep İpek Yolu üzerindeki şehirlerden birisi. Peki ama burada üretilenler yurt dışına nasıl gidiyor? Gaziantep zaten ihracatı seçmişti. İç piyasada çok önemli markalar geçmişte yoktu. Fakat bu ihracat ivmesiyle iç piyasada markalarını oluşturmaya başladı. Biz de lojistik sektöründe bunu gördük. Yani Gaziantep'in üretim ağırlıklı bir merkezi olduğunu, bu merkezin bir şekilde iyi lojistik firmalara ihtiyacı olduğunu gördük. Doğru şehirdeyiz. Bu şehir sürekli büyüyor. Bir de bunun yanında doğru iş yapıyoruz lojistik sektörü. Lojistik sektörü sanayiyle, üretimle beraber büyüyen bir sektör. Gaziantep üretime dayalı bir gelişmeyi sağlıyor. Yani güçlü bir sanayisi var ve bu aslında tetikleyici. Doğru. Baktığınız zaman üretim varsa bu şehre yeraltı kaynakları olmadığı için ham madde gelecek. Bu ham maddeler de tekrar ürün haline dönüp dünyanın çeşitli yerlerine taşınacak. Cennet Köşeler'de bu hafta sizlere Gaziantep'i tanıtmaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Haftaya farklı bir Cennet Köşe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sanko Tekstil tesislerimize ulaşan pamuklar, 100 yıllık tecrübe, üstün kalite anlayışı ve modern teknolojiyle ipliğe dönüşür. Sanko Tekstil, pamukları Supima, Cotton USA, Egyptian Cotton belgeleriyle de işleme hakkına sahiptir. Üretimin %100'ünü ihraç eden Sanko Havlu, zengin tasarım çeşitliliğini dünyadaki müşterilerine ulaştırmaktadır. Sanko'yu dünyaya bağlayan bir diğer tesis İSKO Dokuma. Yıllık 120 milyon metre üretim kapasitesiyle dünyanın sayılı dokuma işletmelerinden biri olan İSKO'nun misyonu, müşteri istekleri doğrultusunda denim ve spor giyim kumaş üretmektir. Çimko Çimento, Adıyaman'da TSE ve Avrupa standartlarına uygun yılda 840 bin ton çimento üretmektedir. Çimko Beton, geleceğin sağlıklı yapıları için 1996'dan bugüne hazır beton üretimi yapmaktadır.
Nakıp Ali Anadolu ve Gaziantep için önemli bir isim. Neden mi önemli? Çünkü Nakıp Ali 1924 yılında Gaziantep'e ve Anadolu'ya ilk sinemayı getiren isim. İşte bu da ilk sinema makinalarından birisi. Hele 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 Antepli, gel yanıma gül tatlım. Çiften elli çalıyor, kalkın da oynayalım.